Örnek soruyla devam ediyoruz. Dördüncü soru. H, K, M ve N harfleri X renk körlüğü bakımından taşıyıcı genotipte olan bir bireyin şu genotipte bir gamet meydana getirme olasılığı nedir? Genler ayrı 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 kromozomlar üzerindedir diyor. Küçük H, küçük büyük K, M, N ve yüksek R gelme olasılığı nedir diyor. O yüzden biz böyle şeyde ne yaparız? Birinci yol iki yolla yapabiliriz. Gamet çeşidi ee, n, e, en heterozigotluk özellik sayısı e, olmak üzere 2 üzeri n ile hesaplanıyor. Ee, burada da 2 üzeri n e, nedir? 1, 2 ve de şey açısından 2 üzeri 3'tür. Genotipinde gamet meydana getirme oranı nedir? Birinci yoldan 2 üzeri n'den heterozigotluk özelliğine 2 üzeri 3 diyoruz. O da 8 çeşit gamet oluşur. Bunlardan bizden istenen 8 çeşit gametten bir tanesini istiyor. O yüzden de 1 bölü 8 denir. Yani bu şekilde bir gamet meydana getirme olasılığı karşılaştığı zaman hemen en kolay yoluyla bu şekilde yapmak en mantıklısı. Çünkü sonuçta bir tane gamete soruyor. H'lerden heterozigot, K heterozigot. Ondan sonra x'lerdeki x'lerin birinde büyük r, birinde küçük r var ya 3 tane heterozigot var. 2 üzeri 3 formülünden 1 bölü 8. İkinci yolsa her bir özelliğin genotiplerinden oluşacak gametlerin oranı ayrı ayrı bulunur. Yani çaprazlama yapacağız hepsini tek tek harf harf. Arkasına bunun bulma olasılığını tabii ki ayrı 3 olasılıktan 1 bölü 2 olasılıklarını bulduktan sonra bunları da birbiriyle çarpacağız. E, bu şekilde hesaplamış oluruz.